Yani Ramazan'a şeker bayramı, kurbana kavurma şenliği diyen zihniyet Muharrem'de zirve yapıyor. Aşure alternatif lezzetler sezonu zannediyor. Şimdi, İnne şaniye kahuval ebter diye Kevser suresinin 3. ayetini biliyoruz. Sen ebter olmayacaksın. Resulullah'ı ebter kılmaya çalışmışlardı Kerbela'da. İmam Zeynel Abidin Hazretleri kurtuldu. Benim anneanneme sormuştum bugün, bu aşure tatlısı acı günde niye yenir diye. Dilini topla, ağzını topla dedi. Bu aşure tatlısı değil, aşure çorbası. Hani kadıncağız biraz sosyoloji okursa, psikoloji okursa diyecek ki dil düzelmeden kalp düzelmez. Jargon düzelt diyecek. Kadıncağız kendi irfanıyla bir şey düzeltti. Yediğimiz tatlı değil çorbadır. Ama lezzetiyle tatlıdır. Şimdi aşura Arapçada 10. günü anlatır. Aşure bizim örfümüzde o çorbayı anlatır. Aşure aşura günü yenilmez. Aşure çorbası 12 Muharrem'de yenir. Niye yenir? İmam Zeynel Abidin Hazretleri kurtulduğu için. Biz 10 gün, 12 gün Kerbela'nın acısına ortaksak zararına, 13. gün karına ortak çıkalım diye bir gelenek oluşmuş. İnne şaniye kahuvel ebter ayetinin tecelli ettiği günün hürmetine o ayet eşliğinde ama evvelinde hani Kevser'in feşalli işine ve venharına ağlayabiliyorsan işte inne şaniye kahuvel ebter'in bir müjdesi var orada. Ona ortak çıkalım. Aşure çorbası da çok semboliktir. 10, 12 ya da 14 çeşit ürün katılır. Bir arada kaynarlar. Her fındık fındıktır, ceviz cevizdir. Hiçbir ürün dönüşmez. Aynı kalır bir ama aradayken özgün bir lezzet verir. Kaşe iş ümmettir. İçine Alevi, Sünni'yi, Şii'yi, Bektaşi'yi, işte Laz'ı, Çerkez'i doldururuz 14 çeşit diye. Hepsi kendisi kalır. Hepsi kendiliğini devam ettirir. Bir aradayken özgün lezzet verir. Bu bereketin ve birlikteliğin sistemidir. O temsili okumazsak, evvelinde acıya ortak çıkmazsak, inne şaniye kahuvel ebteri düşünmeden alternatif lezzetler şeylerini dersek, işte Kurban Bayramı haktır ama kavurma şenliği batıldır. Bunun bir örneğini aşure çorbasına yansıtmış oluruz. Aynı mantığın devamı tabii, var burada. Biz yemeği bilirsek aşure çorbası muazzam bir hikmettir. Biz yemeği bilmezsek aşure çorbası muazzam bir cehalettir. O Ebul Hikmet'in Ebu Cehil'e dönüşünün bir aş üzerindeki örneğidir o. Çok dikkat etmek gerekir.